Merhaba sevgili dördüncü sınıflar. Sizlere bu dersimde açılar ve açı çeşitleri konusunu anlatacağım. Öğretmenim kağıdın niye boş diyebilirsiniz. Şimdi beraber çizeceğiz. Açı çeşitlerini birlikte oluşturacağız. Ve nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. İlk önce açı çizebilmemiz için bize iki tane ışın lazım. Peki ışın nasıl oluyordu? Bunu önceki derslerimizden hatırlayalım. Size şöyle bazı hatırlatmalar yapayım. Önce bir doğru gösteriyorum size. Mesela buraya iki tane nokta koyuyoruz. A ve B diyoruz. Biz buna ne diyorduk? AB doğrusu diyorduk. Yani iki tarafa doğru bakın ok işaretleri var. Yani bu tarafa doğru uzayıp gidiyor, bu tarafa doğru uzayıp gidiyor. Hatta doğruları tek bir harfle de gösterebiliriz. Örneğin işte diyelim ki D harfi yapıyoruz ve diyoruz ki D doğrusu. Bir de ışın dediğimiz şu anda kullanacağımız şekil vardı. Nasıldı o? Bir tarafı kapalı. Bakın şurasını kapatıyorum. Bir tarafı uzayıp gidiyor. Buna da bir isim verelim. Örneğin E ve F. Şuraya bir nokta koyalım. EF ışını diyoruz. Peki bunu gösterirken nasıl gösteriyoruz? Şöyle. EF yazdıktan sonra ne tarafı kapalı? E harfi kapalı. O zaman E harfini kapatıyoruz. F'nin olduğu yer açık kalıyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. EF ışını demek bu. Peki bir de ne vardı? Doğru parçamız vardı. Her iki tarafı da kapalı bakın. Ve buna işte harf yazalım. AB doğru parçası diyorduk. Ve her iki tarafını da kapatıyorduk. Şimdi bize lazım olan şey açılar için ışın. Nasıl oluyor? Aynı noktadan farklı yönlere doğru uzayan iki tane ışın olduğunda bunların arasında kalan açıklığa biz açı diyoruz. Zaten açı demek iki nesnenin arasındaki açıklık demek. Tabi burada çizgilerle ve şekillerle gösteriyoruz. Ve açıları ölçerken de şöyle göstereyim. Açı ölçer dediğimiz ya da diğer ismi iletki dediğimiz şöyle çeşitli araçlar kullanıyoruz. Neler var bunların üzerinde? Şöyle yaklaştırayım. Tabi ekranda çok iyi görünmüyor. Bakın 90 var, 80 var, 70 yani sıfırdan başlıyor bu şekilde. Böyle 90'a kadar sonra 100, 110 böyle gidiyor. 180'e kadar. Diğerinde de göstereyim. Onda biraz yazılar silmiş biz kullana kullana. Şöyle yakından bakabilirsiniz. Işık da vuruyor gerçi ama. Zaten sizler de derslerinizde kullanacaksınız. Şimdi bir açı oluşturalım. Örneğin bir tane ilk önce ışın çizelim şöyle. Bakın. Şöyle bir ışın çiziyorum. Başlangıç noktası şurası olsun. Bu taraf uzayıp gitsin. Sonra açı ölçerimi yani iletkimi bakın ortasında bir çizgi var. Şöyle tam bu başlangıç yerine koyuyorum ve hizalıyorum bakın çizgiyle beraber. Diyelim ki ben 60 derecelik bir açı oluşturacağım. Bakıyorum burada 60 burada. Ha şunu da diyebilirsiniz. Öğretmenim yukarıda da 120 yazıyor. Bu şöyle geniş açılar için yani ışınımız bu tarafa doğru uzasaydı o zaman ya da şöyle düşünün. Bakın şöyle koyalım. Örneğin 120 derecelik bir açı yapmak istiyorum ya. O zaman şuradan buluyorum. Şuraya bir nokta koyup böyle geniş bir açı yapıyorum ama ilk önce biz dar bir açıdan başlayalım. Ne demiştik? 60 derece. Bakıyorum 60 şurada. Yani 60'ın olduğu yere bir nokta koydum. Bakın şimdi başlangıç noktasından o noktaya doğru başka bir ışın çiziyorum. Ve ne oldu? İki tane ışın çizmiş oldum. Ve başlangıç noktaları aynı. Yani aynı yerden çıktılar. Birisi bu tarafa doğru gitti, birisi bu tarafa doğru gitti. Ve aralarındaki açıklık 60 derece oldu. Şimdi açımıza bir de isim verelim. Burası diyelim ki başlangıç noktası A olsun. Şuradaki ışın B yani AB ışını olsun. Şuradaki de C olsun. Ve biz buradaki açıyı yazarken şöyle gösterebiliriz. B, A, C açısı diyebiliriz. Buradaki temel prensip A noktası ortada olmak zorunda. Çünkü ikisinin de ortak noktası A. Yani biz bunu şöyle yazamayız. A, B, C açısı diyemeyiz. Niye? Çünkü B noktası ortada değil ki. A noktası ortada. Bu yanlış olur. Peki öğretmenim C'den başlayıp böyle yazsak o olur. Yani şöyle C, A, B açısı diyebiliriz. Ve sadece tek bir harfle de gösterebiliriz bunu. Bakın A'nın olduğu yerde değil mi açı? O zaman biz buna A açısı diyebiliriz sadece. Yani şuradaki 3 tane gösterimde
buradaki açı için uygun. Ve 60 derece dar açı diyoruz. Birazdan açı çeşitlerini de göstereceğim. Dik açı nasıl oluyor? Dar açı nasıl oluyor? İsterseniz kağıdımızı değiştirelim. Diğer kağıda geçelim. Şimdi açı çeşitleriyle ilgili çalışma yapalım. Şöyle bakın, bu kez de bu tarafa doğru bir açı çizeyim. Şöyle ışınımı bu tarafa... Ay kaydı. Neyse şöyle düzeltelim. Işınımı şöyle oluşturdum. Şöyle yapalım. Bakın şurası başlangıç noktası olsun. Bu tarafa doğru uzayıp gidiyor. Şimdi ilk önce dik bir açı yapalım. Diğer açı ölçerimi de kullanayım. Şöyle yaklaştırayım. Bakın tam orta noktasını ve çizgiyle aynı hizada olacak şekilde oluşturdum. Ve tam dimdik olan yer 90 derece. Biz buna dik açı diyoruz zaten. Şöyle yaklaştırayım. 90 derecenin olduğu yere bir nokta koyuyorum. Ve başlangıç noktasıyla 90 dereceyi birleştirdiğimde bakın şöyle dik bir açı oluyor. Ve şuradaki açıklık 90 derece. 90 derece olduğunda bu şekilde bir işaret yapıyoruz. Ve buna dik açı diyoruz. Neden dik açı diyoruz? Çünkü bakın üstteki ışın ve yatay durumdaki ışın birbirine tam dik olarak birleşiyorlar. Ve dik açı olduğunda kesinlikle 90 derece olacak. Yani 91 olsa olmaz. 89 olsa yine olmaz. 90 derece dik açı. Bir de isim verelim buna. Diyelim ki E yazalım buraya. F yazalım. Buraya da K yazalım. Nasıl yazabilirim şimdi? EFK açısı diyebilirim. EFK. F ortada olacak. Ya da KFE açısı diyebilirim. KFE açısı diyebilirim. Ya da sadece F açısı olarak gösterebilirim. Peki dar açı nasıl oluyor? Dar açı 90 dereceden daha küçük olan açılara dar açı diyoruz. Onu da şöyle gösterelim. Yine bir ışın yapalım şuraya. Örneğin şurası başlangıç noktası olsun. Bu tarafı uzayıp gitsin. Şimdi yine açı ölçerimi tam orta noktasını koydum. Ve diyelim ki 40 derecelik bir açı yapmak istiyorum. Işık da parlıyor bu arada. Şöyle ekranımızı biraz daha büyütsek iyi olacak galiba. Evet, sanıyorum böyle daha iyi. Şimdi ekranımızı biraz büyüttük. Yine tekrar baştan alalım. Şöyle ışını tam açı ölçerime bakın yatay şekilde hizaladım. Sonra 40 dereceyi buluyorum. 40 derece nerede? Şurada. 40 dereceye bir nokta koyuyorum. Ve bakın dar bir açı oluşturuyorum. Şöyle çizdim. Zaten dik açı olsaydı şöyle dimdik olurdu değil mi? Bakın dar açı şuradaki açıklıktan anlarsınız dar olduğunu. Geniş açıları birazdan fark edeceksiniz zaten. Şuraya yazalım 40 derece. Yine buna da bir isim yazalım. Genelde ABC yazıyoruz her zaman. Tabii başka harfler de yazılabilir. Şimdi açımızın ismini yazalım. BAC açısı. Yani A harfi ortada olsun kesinlikle. CAB de yazabiliriz fark etmez. İstediğimiz şekilde gösteririz. A açısı diyebiliriz. Ama sadece şöyle yazamayız. ABC açısı olmaz. Yani ortada B harfi olmaz. İşte bunlara dar açılar diyoruz. Bakın 40 derece 90'dan küçük. Peki dar açılar hangi dereceden başlıyor? Nereye kadar? Dar açılar sevgili öğrenciler 1 dereceden başlıyor. 2 derece olabilir, 3 olabilir. Böyle buradaki açıların hepsi dar oluyor. Nereye kadar gidiyor bunlar? 88 derece dar açı. 89 derece de dar açı. Yani 1'den başlayıp 89 da dahil olmak üzere buradaki açıların hepsine dar açı diyoruz. Öğretmenim 0 olmaz mı derseniz olmaz. Çünkü 0 olduğunda zaten açı olmuyor. O zaman buradaki ışınlar üst üste olur. Çakışık vaziyette olur. Bu olmaz. Şimdi dar açılar böyle. Demek ki 1'den başlayıp 89'a kadar dar açı diyoruz. Tam dimdik olduğunda 90 olduğunda kesinlikle başka hiçbir alternatifi yok. Sadece 90 olduğunda dik açı diyoruz. Şimdi başka bir kağıtta geniş açıları göstereceğim. Yine ilk önce ne yapalım? Bir ışın çizelim. Şöyle bir ışın çiziyorum. Şöyle ortalayayım biraz. Evet. Başlangıç noktası burası olsun. Böyle uzayıp gitsin. Şimdi geniş açılarda 90'dan büyük olacak. Ne yapalım? Hemen şöyle açı ölçerimizi koyalım. Şöyle hizalayalım. Hatta tam birbirine bakın yatay şekilde. 90'dan büyük olacak. Örneğin 150 derecelik bir açı yapalım. 150 nerede? Bakın şurada. Yani açı ölçerlerin üzerinde çift taraflı sayılar vardır. Niye?
ışının yönüne göre hesaplanır. O yüzden. Peki neyse. Şimdi 150'yi şuradan işaretleyelim. Ve oradaki noktayla başlangıç noktamızı birleştirelim. Şöyle. Bakın işte bir geniş açı oluşturdum. Bakın dik açı olduğunda böyleydi. Ne oldu şimdi buradaki ışın? Daha da açılmış oldu. Ve şuradaki açı ne yaptık? Biz 150 derece yaptık. 150 derece geniş bir açı oluyor. İsim de verelim. Mesela T, V, Y açısı olsun bu kez. Ve yazalım. T, V, Y açısı olabilir. Ya da Y, V, T açısı olabilir. Y, V, T açısı diyoruz. Ya da sadece V açısı olarak yazabiliriz. Peki geniş açılar nereden başlıyor? Nereye kadar gidiyor? 91'den başlıyor. 91 derece, 92 derece böyle devam ediyor. Nereye kadar? 179'a kadar. 178 olur. Yani bu aradaki bütün açılar geniş açı. 91 ile 179 da dahil olmak üzere 180'e kadar diyoruz biz bunlara. 180 olduğunda doğru açı olacak. Şimdi onu da göstereceğim. Demek ki 91'den 179'a kadar olan bütün açılar hepsi geniş açı diyoruz. Peki bir de doğru açımız var. O nasıl oluyor? Onu da gösterelim ayrı bir kağıtta. Şöyle oluyor. İlk önce bir tane ışın çizelim şöyle. Açı ölçerimizi koyduk. Şu tarafa doğru bir ışın çizelim. Şurası uzayıp gitsin. Şurası başlangıç noktası olsun. Diğer açı da yine aynı bu ışınla aynı doğrultuda ama ters yönde gidiyor. Bakın şöyle düz bir çizgi halini alıyorlar. İki açı. İki ışın ters söyledim. Ve şöyle açı ölçerimizi koyduğumuzda bakın hizaladığımızda burası tam 180'in olduğu yere geliyor. Tabi sıfırla hizalayayım ben şöyle yapayım. Sıfır ve 180 bakın. Şöyle tam düzgün yapamadım. Sıfır ile 180. Yani buradaki bu şekilde olan açıya biz 180 derece yazalım. Ne diyoruz buna? Doğru açı diyoruz. Doğru açının sadece 180 derece olması gerekiyor. 179 olmuyor. 181 de olmuyor. 182 de olmuyor. Biz buna doğru açı diyoruz. Bakın iki tane ışın ikisi de yatay bir şekilde. Birisi bu tarafa gidiyor birisi bu tarafa gidiyor. Böylece açı çeşitlerini size göstermiş oldum. Şimdi bunları kısa bir özet halinde buraya yazacağım. Daha sonra açılarla ilgili problemleri ve soruları başka bir videoda yapacağım. Aslında açılarla ilgili soru ve problemler önceki yıllarda çok anlattım kanalımda. Bülbül öğretmen yazıp 4. sınıf açılar, problemler ve sorular yazarsanız ilgili videolarımı bulabilirsiniz. Oradan da izleyebilirsiniz. Demek ki açı çeşitleri yazalım. Açı çeşitleri diyelim şöyle kısaca. Bir not olsun bu, bir özet olsun. Ne demiştik? Dar açı var. Dar açı. Dik açı var. Evet. Geniş açı var. Bir de dördüncü olarak doğru açı. Öğretmenim başka açı yok mu? Var. Bir de tam açı var. 360 derece ama bunu 4. sınıfta değil de 5. sınıfta göreceksiniz. Şimdilik bu kadar yeter. Tam açı nasıl oluyor? Madem bahsi geçti tam böyle yüz yuvarlak oluyor. Buna da doğru açı deniyor. 360 derece ama şimdi 4. sınıfta bunu görmüyorsunuz. Dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı. Derecelerini de hemen hatırlatıp dersi bitiriyorum. Dar açı 1 dereceden başlıyor ve 89'a kadar gidiyor. Dik açı sadece 90 derece oluyor. Geniş açı 91'den başlıyor ve 179'a kadar gidiyor. Doğru açı da sadece 180 derece oluyor. Evet bu şekilde hem açı çizmeyi hem de açı çeşitlerini görmüş olduk. Umarım dersin beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.